Basın toplantımıza başlamadan önce dün akşam saatlerinde Mersin Mezitli polis evinde polis evine düzenlenen kalleş saldırıda şehit olan kahraman polisimiz Sedat Gezer'e Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Yüce Türk milletinin başı sağ olsun. Bu tür saldırılar, bu tür ülkemiz ve milletimize, birlik beraberliğimize kasteden davranışlar bizi hiçbir zaman yolumuzdan döndüremez. Türk milleti her zaman birlik beraberlik içerisinde bu devleti var etmeye devam edecektir. 2022-2023 eğitim öğretim yılı dertli açıldı. Faiz zamlar nedeniyle okul ve kırtasiye alışverişi velilerin belini büktü. Pek çok veli okuldan verilen listeleri tamamlayamadı bile. Yeni eğitim öğretim döneminin başlamasıyla vatandaşın omuzundaki yük iyice ağırlaştı. Zaten ekonomik kriz altında ezilen vatandaşlar okulların açılmasıyla çocuklarının okul masraflarını nasıl karşılayacaklarını kara kara düşünür haldeler. Kırtasiye, giyim, yemek, servis masrafları derken vatandaşlar çığ gibi büyüyen bir yükün altında eziliyor. Her öğrencinin ihtiyacı olan defter, kalem, pastel boya, sulu boya, A4 kağıdı gibi temel okul masrafları geçen yıla oranla %400 artış gösterirken sadece kurşun kalemin fiyatı 3 kat, boya kalemlerinin fiyatı da 4 kat artmış durumda. Kırtasiyeden okul kıyafetlerine tüm masrafları artarken öğrenci servis ücretlerine ise geçtiğimiz Nisan ayında %20, Eylül ayında %19,21 zam geldi. Artan okul maliyetleri ve velilerin diğer zorunlu harcamalarından kısmasına neden oldu. Kırtasiye ürünlerindeki fahiş fiyat artışı yetmezmiş gibi bir de yardımcı kitap dayatması velilerin dertlerine dert katıyor. Dağıtılan ders kitapları işe yaramıyorsa dağıtmayın. Hatta basmayın. Ne diye hem bunları dağıtıp hem de yardımcı kitap istiyorsunuz? Birilerine rant sağlayacaksanız diye vatandaşa külfet çıkarmayın. Bıktık usandık artık yanlış uygulamalardan. Okul kayıtları sözde ücretsiz ama aidat bağış adı altında soygun var, soygun. Yardımcı kitap soygunuyla aileler zor durumda bırakılıyor. Sözde ücretsiz eğitim var. Bu soyguna verecek parası olmayan veliler çocuklarının gözünde küçük düşüyor. Bir taraftan ücretsiz kitap veriyoruz diyerek propaganda yapılırken okullarda ailelere zorla aldırılan yardımcı kitaplara göz yumuluyor. Kaynak kitap talepleri had safhada. Veliler bir kitaba 80 ile 100 lira arasında para veriyorlar. En düşük rakamı söylüyorum. 250, 300, 400 lira kadar da gidiyor bu. Her ders için kaynak kitap isteniyor. Sahi siz neden kitap dağıtıyorsunuz ki? Hiçbir işe yaramıyor. Verdiğiniz kitaplar yardımcı kaynak ihtiyacı Türkiye'de büyük bir sektöre dönüşmüş. Veliler için ağır bir külfet haline gelmiştir. Bu durum sürdürülebilir değildir beyler. Velilerin en büyük dertlerinden birisi de okul beslenmesi. Daha doğrusu çocuklarımızın beslenememesi. Hemen her veli beslenme çantasını neyle dolduracağının derdine düşmüş. Çocukları okula göndereceksin, neyle göndereceksin? Ne koyacaksın beslenme çantasına? Hele 3-4 tane çocuğu okula giden anne babaları düşünmek bile istemiyorum. Şimdi ben soruyorum. Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak için vatandaşın yükünü hafifletmek için ne yapılıyor? Malum önümüz kış, yaz boyunca zam üstüne zam koyulan doğalgaz, afşet, elektrik bedellerinin kış aylarında faturaya nasıl yansıtılacağını da henüz kestiremiyoruz. Eğitimde fırsat eşitliği diyoruz ya, okullarda da kalite gitgide düşüyor.
Yıkılan okulların yerine yenileri yapılmadığı için sınıf mevcutları her yıl biraz daha artıyor. Plansız, programsız yürütülen projelerle geleceğimizin teminatı çocuklarımız, gençlerimiz mağdur ediliyor. Öğrenciler tıklım tıklım dolu sınıflarda eğitim görüyor. Güvenini, kadınların huzurunu, çocukların mutluluğunu kazanmak için öncelikle eğitimde nitelikli fırsat eşitliği hedefimizi hayata geçireceğiz. Cephede eşitlenen bir milleti hayatın tüm alanlarında eşitlemek için tüm imkanlarıyla mücadele veren, Cumhuriyetimizin 100. yılında ona yakışan, yaraşan ve onu yaşatan politikalarımızla güçlü, zengin ve mutlu bir Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz. Yoksulluğun ortadan kaldırılıp tüm çocuklarımızı nitelikli fırsat eşitliğine ulaştırmak için eğitim harcamalarında KDV'yi kaldıracağız. Okullu kart, genç kart ve hayat kart ile öğrenme yolculuğunda milletimizin ve evlatlarımızın yanında olacağız. Öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin, velilerimizin içinde bulunduğu tüm sıkıntıları görüyor, bu toprakları hepimiz için umut etmeye geliyoruz. Teşekkür ederim.